Bizi bu kadar ayrıştıran, toplumu bu kadar bölen, parçalara ayıran, bir kısmını ötekileştiren ve sürekli aşağılayan bazıları var ve toplumu bu hale, bu kadar gergin hale getirenler onlar ve onlar utansın diyorum. Bu ortaya çıkan şu tablo tamamen onların eseridir, gurur duysunlar eğer duyacak kadar yüzleri varsa. Ben herkesten şunu rica ediyorum. Biz bütün arkadaşlarımıza, bütün mahallelerdeki gençlerimize özellikle diyoruz ki sakin olun. Bunlar provokasyondur. Bunlar bu oyunlara gelmeyin. Biz bu oyunları daha önce de yıllarca gördük, duyduk, biliyoruz. Lütfen demokratik olarak gösterilerimizi yapalım. Demokratik sınırların dışına asla çıkmayalım. Ailelere de sesleniyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımız gençtir, delikanlıdır. Onlar sizin kadar, bizim kadar olgun düşünmeyebilir. Biz sakin, bir arada, hep birlikte el ele güzel demokratik yürüyüşler, gösteriler yapabiliriz ama dediğim gibi belli kanuni çerçevelerin içinde. Bu yüzden bütün kardeşlerime buradan bu mesajı veriyorum. Ben kan akmasını, insanların ölmesini istemiyorum. Çünkü yıllardır bu yaşantıda, bu Elazığ'da da yaşadığımı biliyorum. Hep netice olarak en büyük varlık insanlardır. İnsanlar da birbirine karşı sevgili, saygılı, sevgili, sevgisi olması lazım. Düşünce farkı önemli değil. İnsanlar konuşarak bütün sorunlarını halleder. Konuşmayan insan her zaman sorun yaratır. Bizler diyoruz ki gençlerimize bu olaylara kapılmayın. Özellikle bu olaylar sizin için, aileniz için üzüntü olabilir. Ama her zaman sağduyulu olun. Ben sizlere inanıyorum. Bu olaylara katılmayın. Yani tek ricamız memleket bizim. Biz bu memlekette yaşıyoruz. Halkımızla bütünleşmemiz lazım. Halkımızı sevmemiz lazım. İnsanlarımızı sevmemiz lazım. Zaten din ve ırk farkını koymadığı müddetçe bu ortam geldiği zaman bu gibi olaylar olmuyor.